Merhaba sevgili kardeşler. Bildiğiniz üzere projeler üzere incelemeler yapıyorum. Ve projelerin tokenomics'lerini, yol haritalarını, işte onların diğer white paper'larına bakarak, onları inceleyerek projenin gelecekte nasıl bir kar elde edileceği ile ilgili bir kanaata varıyoruz. Ve bugün de sizler için Yearn Recovery ya da YFAR tokeninden bahsedeceğim. Bu da görmüş olduğunuz bir DeFi projesidir. Yani merkezi olmayan bir blockchain ağından bahsediliyor burada da. Ve bu proje bizlere ne katacaktır, neler sağlayacaktır bunlardan bahsedeceğim. Burada söylüyor ki bu şu anda YFAR projesi ön satış aşamasındadır. Bir YFAR 0.1111 Ethereum'a eşittir şu anda. Ve bunu almak için swap'tan kullanmak gerekiyor. Bakın ilk önce bundan başlayalım. Bu işlem nasıl gidiyor? Bakın MetaMask veya Wallet Connect veya Transwallet'e katılarak biz bu işlemi, swap işlemini yapabiliriz. Bakın buradan Transaction'ları, Uniswap'ı aynı zamanda kullanabiliriz. Bu oralardan kullanabiliriz yani. Ve burada görmüş olduğunuz gibi 150 bin, 150 bin dolarlık bir burada total bir locked olmuş yani. Ve burada sirkülasyonda 9000 adet ether var ve maksimum 30.000 ether tokeni olacaktır. Yani bu token değerli olması da bundan dolayıydı yani. Yani şu anda 30 dolardan yukarı bir meblağa da sahiptir şu anki Ethereum kuruyla. Ether DAI valütü var ve burada kendi stake'inizi görebiliyorsunuz. Yani kendiniz stake yaparak buradan para kazanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada da 53 bin dolarlık bir burada DAI valütü var. Balanslı DAI'lar var. Ve görmüş olduğunuz gibi burada da nasıl işlemesiyle, çalışmasıyla ilgili bilgiler var. Ve burada info valut var. Info valuta tıkladığınız zaman bunları görebiliyorsunuz. Ve burada YFIR USDC valut var. YR USDC diye. Burada da hesabınızı bağlayabilirsiniz buraya. Ve burada da bu işlemi yapabilirsiniz. Ve stake yaparak buradan para kazanabilirsiniz. Ve YFIR USDT var. Burada da aynı zamanda siz USDT balansınızı burada ifir alarak ya da işte işlemleri yaparak burada görebilirsiniz. Burada Connect var. MetaMask üzerine bağlanabilir ve MetaMask'tan işlemlerinizi sürdürebilirsiniz. Ve bağlanmak için işte sistemin nasıl olduğunu görmek için ya işte sohbet etmeyeceğim. Burada grup var. Telegram grubu var. 2.524 kişi var burada. Ve DeFi projesi olan Yearn Recovery'ye buradan girerek insanlarla sohbet edebilirsiniz ve farm burning işlemlerini oradan da öğrenebilirsiniz. Burada Vault bölümü var. Yenidir bu bölüm. Yeni hazırlanıyor. Ve burada Wealth bölümünde ise şirket hakkında bilgi alabilirsiniz. Burada yerin DeFi projesi olması ile ilgili bilgini yer alıyor. Ve Ether Wallet'sun yeni bir stable coin olduğu ve sadece 9000'inin sirkülasyonda olduğu ve 30.000'in maksimum sirkülasyonda olacağı ve bunun için 2 yıl gerektiğini söylüyor. Ve burada da main feature'da 9000'in start başlangıç olarak gösterildiğini yazıyor. Yani bu coin'ler aslında sayısı az olduğu zaman bu zaman küsuratlara gidiyor. Ve küsuratlar daha değerli oluyor. Tabii ki bir coin'in değerli olması için ona yapılan yatırımlar önemlidir. Ve pre-sale'in çok önemi vardır bu işler için. Ve burada da 2 yıl için olacak 30.000 total supply'dan bahsediyor. 3 valuta var. USDT, USDC ve DAI olarak siz burada işlemler yapıyorsunuz. Ve her staking kontratta 3000 YFIR olarak distributed olarak 2 yıl içinde bunlar staking işlemi için kapalı olarak kalacaktır. Ve burada 3 yeni valütstan ve 3000 token'dan bahsediliyor 2 yıl için. Ve burada burning mekanizması olacaktır. Bunlardan bahsediliyor. Token'in nasıl çalıştığı ve aynı zamanda token'in nasıl olduğu ile ilgili burada işte tokenomics'te bakarak
bunu görebiliriz. Token PCA ile yapılıyor şu anda. Ve yarın recovery'nin fiyatının burada görebiliyorsunuz 0.1111 Ethereum ve ticker'ı Ethereum'dir. Hard cap'i 900 Ethereum'dur. Yani 900 Ethereum toplanmalıdır ki bu fiyata eşitlensin. Ve burada sirkülasyonda 9000 fire var. 9000 var şu anda. Ve maksimum supply 2 yıl sonra olacaktır. Maksimum 30.000 üretilecektir. Ve tabii ki burning'ler olacaktır. Yani yakmalar olacaktır. O bu zaman ne olur bilemiyoruz. Ve burada market cap'te $900.000'la başlayacağı söyleniyor. Yani ön satışta fiyat budur. Ve $900.000 toplanacaktır. Ve Tokenomics'te ön satış için 9.000 fire ayrılmıştır. Uniswap liquidities için 1000 fire, YFamily airdroplar için 1000 fire ayrılmıştır airdroplar için ve staking için 2 yıllık 18.000 coin'i ayrılmıştır, token ayrılmıştır. Ve burada marketing için de 1000 fire token'in ayrılması ile ilgili bilgi vardır. Ve burada yol haritasına baktığımız zaman 2020'nin Eylül yani September ayında görmüş olduğunuz gibi burada işte coin'in launch yapılması, ön satışın launch yapılması, smart contract'ın launch yapılması ve Uniswap listing olacaktır. Bu ay içinde Uniswap'ta listelenecektir. Yani biz diğer token'larla onun değiş tokuş işlemini yapabileceğiz. 2020'nin Oktober ayındaysa yani Ekim ayındaysa USDC ve USDT ve DAI value contract'lar olacaktır. Ve bir sıra projelerde listelenecektir bu proje. Ve burada marketing kripto influencer'larla çalışmalar olacaktır. Ve firma daha da tanınacaktır. Token daha da tanınacaktır. Ve burada da gelecekte de protokollarla ilgili farming website'si ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Burada da işte proje ile ilgili olarak herhangi bir sorunuz olduğu zaman iletişim için mail adresi var. Aynı zamanda Discord adresi var. Discord'da tartışabilir. Ve burada Twitter adresi var. Twitter'a da giderek buradaki haberleri takip edebiliriz. Ve yerin token'la ilgili, DeFi projesi ile ilgili bilgiler alabiliriz. Mesela burada haber paylaşmışlar ki bir sale 23 Eylül tarihinde başladı. Ve bunun için bu adresten almak gerekiyor ve bunun için herhangi bir sorunuz olduğu zaman Telegram adresine gidebilirsiniz ve 9000 sirkülasyon artık sirkülasyonda ve bunu biz satın alabiliriz. Ve bundan sonra DeFi projesiyle ilgili 200 Ethereum'undan çok satışın olduğu ile ilgili bilgiler yer aldı ve PSE ile hazırlık işleriyle ilgili bilgiler var ve ön ödeme ile ilgili işte bunlarla ilgili bilgiler yer almıştır arkadaşlar. Bakın burada haberler veriliyor ve proje ile ilgili staking işlemleri ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Ve burada bir işte ödüller var. Ödüller dağıtmışlar. Yani ödüller birçok yerlerde olacaktır yani. Airdrop olacaktır. $50.000 en kısa zamanda $50.000 miktarında airdroplar dağıtılacaktır ve bunu da Discord kanalında takip edebiliriz. Ve bu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada ana sayfaya da geri dönelim ve burada proje ile ilgili diğer işlemleri görebilirsiniz ve yatırımları görebilirsiniz. Eğer siz mesela depozito yatırmak istiyorsunuz ve diyelim USDT yatırmak istiyorsunuz, bu zaman 100 USDT yazarak approve diyerek birinci walletinizi bağlayacaksınız tabii. Birinci wallet bağlanacak. Ve sonra approve diyerek işlemi yapabilirsiniz. Veya işte USDT olarak mesela 1000 yazın depozito tıkladınız ve approve dediniz. Bu zaman sizin artık bu token alma işleminiz gerçekleşecektir. Ve gelecekte token'ın fiyatı arttığı zaman, yükseldiği zaman siz de bundan kazanç sağlayabileceksiniz. Ve bu 9000 sirkülasyonda olan coin'in izlemek için bunu daha iyi Etherscan'da bakabiliriz kontraktına. Yörün Finans Recovery olarak, Ether olarak kayıt olmuş. 9000 görmüş olduğunuz gibi total supply'da 9000 var.
ve şu anda 27 adrese transfer gözüküyor. Dikmolu 18 ve kontak adresi budur. Burada yeni swap router'larda giden işlemlerle ilgili bilgileri buralarda görebilirsiniz. Aynı zamanda holder'larda infosunu görebilirsiniz. Infodaki bilgileri, dex rate'i görebilirsiniz, red contract'ı görebilirsiniz, right contract, işte analistiklerini inceleyebilirsiniz ve birçok işte işlemleri burada bakabilirsiniz. Total işte yapılan işlemler ve diğerlerini burada görebilirsiniz. Ve Yefair projesi ile ilgili daha geniş bilgileri gelecekteki işte projelerde de, gelecekte sitelerinde de göreceksiniz. Ve 9000 olan token'ın gelecek işleriyle ilgili de bilgileri sizlere vereceğim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Herkese bol katışlar dilerim bu projelerde ve iyice inceleyin ve projelere girip kazanmak için çalışın. Sağ olun.